Engin Ardıç, Kemal İngrat. Gerçi o saçma sapan proje bozuntusu yalnız bizim değil CHP alakası postalcıların bile gündeminden düştü ama espri çok güzel. Zikretmeden geçemeyeceğim. Mega kentinize ne isim vereceksiniz diye sormuş çok değişik alışılmadık beklenmedik bir isim olarak Atatürk mega kenti önermiştik. Bizzat CHP yandaşları kendi başkanlarını makaraya sarmak için başka bir isim bulmuşlar. Kemalingrad. İsterseniz önce Kemalburg koyup sonra Kemalingrad olarak değiştirin. Günün birinde de Kemalburg'a geri dönersiniz. Genel evde olacak mı diye sorduğumuz için de kızmasınlar biz gidecek değiliz. Bazı muhalif gazeteci ve yazarların ruh iklimlerine yakışacaktır. Kemal Bey Konya Ovası'na ya da Ankara Yozgat arasında bir yerlere şehir kuracağını açıklarken iktidar da Hakkari'ye havaalanı yaptı. Adını da Kürt olduğu meydana çıkmış Selahattin Eyyubi koydu okulda bize Türk büyüğü diye öğretmişlerdi. Ama bütün dünya Türktü ya. Maya kralı Yikin Çan Kavili bile öyleydi. Selahattin'in de öyle olması doğaldı. Başka bir Selahattin ama bu sefer Selahattin de Türk vatandaşı değil mi? Hani şu Erdoğan'ı başkan yaptırmayacak, yaptırmayacak, yaptırmayacak olan Selahattin. Kemal Bey de soruyor. Köprü yapıyorlarmış. Köprü yapmayan hükümet var mı? kendisinden hangi hükümetin özellikle hangi CHP hükümetinin nereye ne köprüsü yaptığını öğrenmek isteriz. Köprü deyince Demirel ve Özalak'la geliyor. Eğer Hasan Saka ya da Şemsettin Günaltay bir yerlere bir takım köprüler yaptılarsa Kemal Bey lütfen bize bildirsin ama Hakkariye Havaalanı rüyamızda bile göremezdik. Ayrıca İstanbul'un iki yakasını denizin altından hem tren yoluyla hem de araba yoluyla birleştiren birinin geleceğini de. En sıkı solcunun bile ufku zap suyuna köprü yapmaktan öteye gidemiyordu. Kemal Bey herhalde bunu kastetmiyor. Türklerin bölgeyi bilinçli olarak geri bıraktıklarını iddia eden PKK, havaalanı inşaatını önlemek için 2 yılda tam 172 bombalı, 129'dan molotoflu saldırı düzenlemiş. Havan topu ve roketle de tam 99 saldırı. Tam 96 kundaklama olayı. 25 işçiyi rehin almışlar. 7 asker, 1 polis şehit olmuş, 6 da sivil ölmüş. 36 polis yaralanmış. Bunu yapan PKK, hani şu bölge çocuklarına Türkçe öğretmek üzere gönderilen öğretmen genç kızları öldüren PKK. Gerisini de Cihangir'in CHP'ye küsüp oylarını HDP'ye vermeye hazırlanan Entelleri düşünsün. Locada dolduruşa getirilen hem mason hem ateist hem de Fethullahçı üniversite eşekleri düşünmeseler de olur. Engin Ardıç sabah